plakasız araçlarla ilgili şu anda sandık başlarında okullarda çok ciddi ihbarlar alıyoruz. Plakasız araçlar oy kullanılan okulların bahçesinde plakasız araçlar bulunuyor. İstanbul'da 20 ayrı okulu tespit edebildi arkadaşlarımız. 20 ayrı okul. İstanbul Valiliğine dilekçe verdi. Bunlar fotoğrafları internete de düştü araçların. Plakasız araçlar okullara mevzilenmiş durumda. Emniyet görevlileri önce araçların kendilerine ait olduğunu söylediler. Neden plakasız, ne işi var bunların burada diye sorduğunda arkadaşlarımız sonradan reddettiler. Bilmiyoruz ya da bize ait değil demeye başladılar. Sadece İstanbul değil, gelen ihbarlar İstanbul, Adıyaman, Maraş, Eskişehir ve Ankara'da şu ana kadar oy kullanılan okulların bahçelerinde plakasız araçların bulunduğu yolunda ihbarlar geldi. Bütün örgütlerimizi, sandık kurulu üyelerimizi uyardık. Yüksek Seçim Kurulu'nu ve seçim kurullarında şimdiden uyarıyoruz. Bu araçların herhangi bir şekilde bu araçlarla taşınacak oy torbaları veya oy torbalarını taşıyan araçlara bu araçların refakat etmesi başlı başına sayım ve döküm konusunda çok ciddi huzursuzluk ve rahatsızlık yaratacaktır. Bunlara ve bütün partili arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızın bu plakası gizli araçların seçimde sayım ve oy torbası taşınma sürecine müdahalesinin kesinlikle önlenmesi konusunda bütün vatandaşlarımız görevlidir. Belli bölgelerde elektrik kesintileri olduğu iddiaları gelmeye başladı, ihbarları gelmeye başladı. Bunları takip ediyoruz. Bu kesintilerin Adana'nın bazı ilçelerinde, Ankara Haymana'da, İzmir Torbalı'da ve Antalya'nın bazı ilçelerinde elektrik kesintileri olduğu yolunda vatandaş ihbarları var genel merkezimize. Şu an itibariyle gelen ihbarlar. Bunları da anında takip ediyoruz ve sizlerle de bu çerçevede paylaşıyoruz, paylaşmaya devam edeceğiz. Bakın, bu süreç içerisinde seçim güvenliği konusunda biraz önce ısrarla üzerinde durduğum nokta, sayım döküm güvenliği noktasında sadece milletin iradesinin güvende olması değil, toplumsal huzurun güven içerisinde olması için önemli bir koşuldur. Bu noktada sayım döküm işlemleri yeni başlamışken Yüksek Seçim Kurulu'na bir çağrıda daha bulunuyorum. Geç kalmadan. Bütün bu tereddütleri minimize edecek bir adımı atma imkanı hala Yüksek Seçim Kurulu'nun elindedir. Bu aşamada sistem odasına hala siyasi parti Yüksek Seçim Kurulu'nda temsilci bulundurma yetkisine sahip olan siyasi partilerin temsilcilerini gözlemci olarak sistem odasına alarak tereddütleri minimize etme imkanına Yüksek Seçim Kurulu hala sahiptir. Bu bir. İkincisi, yine şu aşamada ilçe seçim kurullarında sandık sonuç tutanakları bilgisayarlara geçerken monitörlerin başına siyasi parti temsilcileri konsun dedik. Bu talebimizi de reddettiler. Hala geç kalmış değiller. Derhal Yüksek Seçim Kurulu ilçe seçim kurullarına bir iç yazışmayla talimat verebilir. Monitörlerin başına siyasi parti temsilcilerini oylar geçirilirken bilgisayara fazla ya da eksik yanlış geçirilmesin diye takip etmek üzere parti temsilcilerini koymaları mümkündür. Hala geç kalınmış bir durum yoktur. Aksi halde şu ana kadar gelen sayım döküm özellikle elektronik sistemlerde oynama suretiyle seçim sonuçlarının değiştirileceği konusundaki ciddi ihbarların en önemli sorumlusu Yüksek Seçim Kurulu kendisi olacaktır. Seçim sonuçlarını takip edecek birimimizi görüntü almanız üzere açtık. Bir görüntü aldıktan sonra tekrar çalışmalara devam edelim. Evet arkadaşlar, şu an bir 5'ten sonra bloklanmış bazı sorunlar yaşanıyor. Tüm internet üzerinde bazı sorunlar var. Ama arkadaşlarım tüm örgütten gelenleri şu anda almaya başladı. Olabilecek olan sorunları örgütlerimize aktaracağız. Sorunlu olan vatandaşlarla ilgili yine masalar oluşturuldu. Bu masalarda
tüm vatandaşların sorularına cevap vermeye çalışıyor. Sağ taraftaki arkadaşlarımızla örgütten irtibatı kuruyorlar. Tüm gönüllerimiz iki güne verilmiş vaziyette. Görevli arkadaşlarımızın dışındaki bütün arkadaşlarımız